arkadaşlar. Bugün George Prozies'in Lina'ya hediye gönderdiği Scrabble'ans oyuncağını açacağız arkadaşlar. Aslında bu hediyesi geleli günler oldu. Fakat biz taşınmaydı, yerleşmeydi, o telaşın içerisinde olduğumuz için bir türlü fırsat bulup açamamıştık. Günler geçti, ben de çok heyecanlıyım. Artık açabiliriz. O gün bugündür. Yeni evimizde Lina'nın kanalına ilk defa yeni video geliyor. O zaman şimdiden şunu hatırlatalım. Hala kanalımıza abone değilseniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman açabiliriz. Scrabble'ans gerçekçi tıraş makinesi sayesinde, içerisinde tıraş makinesi var arkadaşlar ve çok gerçekçiymiş ve gerçekten kesiyormuş tüyleri. Karmaşık tüylerinden arındırabilir. Onu göremeyeceğimiz kadar yüzü gözü bile tüylerle kaplı. Onu tüylerinden makineyle arındırabilir ve sürpriz dostunu ortaya çıkartabilirsin. Nasıl bir şey olduğunu kestikten sonra göreceğiz. Sıra istediğin tarzda tüylerine şekil verip onu aksesuarlarla süslemekte. Tüylerini istediğin şekli verebilirsin. Mesela bak, kahkül falan bırakmışlar bu küçük küçüğe. Saç bırakmışlar, havadan böyle ilibik gibi tüyler bırakabilirsin. İstediğin gibi şekil verebilirsin. Sana kalmış Lina'cığım. Buraya kadar okuduk. O zaman önce tüylerini kesmekle başlayalım. Sonra ne yapmamız gerektiği zaten yazıyor. Kutuyu düzgün açalım ki, çünkü içerisinden değişik sürprizler de bekliyor kutuların içinden bizi. Böyle heyecansız gibi gözüküyorum ama kalbim güm güm atıyor. Ay bu ne? Ay dur, sakin ol, sakin ol. Bir saniye, çok iyi. Ay bu ne? Kopardı. Saçı koptu. Çok tatlı. Ben bunu kesinlikle sukuşu yaparım. Sukuşu değil, onlarla yastık yapacağız Lina. Hazır mısın? Hazırım. Ve hadi bakalım ne çıkacak. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı, önce evet onu alıyorsun, evet, tıraş makinesi. Ve sonra da bu güzel kutunun içerisinden hangisini açıyorsun? Hadi karar ver, onu sen al, bunu ver. Neyse, ondan açayım. Tamam, al onu. İşte onu neyle göstereceksin biliyor musun? Bununla tıraş edeceksin. Evet. Sonra çıkan tüylerinden yastık yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hazırız. Aha. Bu da yastık kılıfı. Bakar mısınız? Şimdi. İçini açıyorsunuz. Dolduruyoruz tüyleri ve yastık oluyor. Ay çok güzelmiş bu. Arkadaşlar çıkıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Şöyle dik tutacaksın Lina. Dik tutacaksın. İşte. Buraya bastır ve tıraş et. Aşağı doğru yapabilirsin. Şimdi öncelikle burayı açmak istiyorum. Bir dakika. Evet, şu yüzü gözü bir ortaya çıksın değil mi? Şurayı bir açalım. Çıkmıyor. Bir kere yardımcı olmamı ister misin? Tabii. Şu çıkartmaya bak, pembiş pembiş en sevdiğim renk. Aa, gözler çıktı ortaya. Lina bayağı bir tıraş ediyor bu. Arkadaşlar. Bayağı yumuşak şu an. Anne bayağı. Tamer, hadi iyisin Tamer. Sana bir tıraş makinesi çıktı. Sonrasında bak, sen de kurtulabilirsin. Tıraşını bunu da alabilirsin. Arkadaşlar bir de bunu yıkayacağız. Evet, şekillendi. Ay çok tatlış. Lina, bence şuradaki ibiğini bırakalım. Süs olarak kalabilir. Aynen. Sana her şey yapacağım. Evet, güzel tıraş ettim bak. Yani her tarafta pembiş pembiş tüy oldu. Yastık tüyleri. Anne ben öteklerini açmaya başlayayım çünkü heyecandan öleceğim. Dur, önce bunu bir yıkayalım anneciğim. Baksana, tıraş oldu, her yeri kıl. İbiklerine bak. Ya çok güzel bir şey çıktı ortaya. Elimi kesebilirim, dikkatli. Şuraya bakın, bayağı bir tüy çıktı. Bununla yastık değil, yorgan yaparız biz. Evet. Neyse, ben yastık kılıfını doldurayım mı? Bir yastık yap bakalım. Doldur doldur, aferin. Doldurdum. Yavru köpeğim için şimdişecik bir yastık hazırladım. Hadi yap bakalım. Ay çok tatlı. Ben çok sevdim. Yastığımızı kenara kaldıralım. Uyuyacağı zaman ben ayağımda böyle sallarım. Duşumuz geliyor. Hadi anne. Sen yıka, ben sana su dökeyim Lina. Tamam, kolumu açayım. Göz yakmayan da şampuan döküşümüz için. Göz yakmasın çünkü gözlerim mor mor yanmasın. Yıka bakalım. Kalan tüylerinden arınsın, tertemiz olsun. Bıcı bıcı. Evet. Gel bakalım, şampuan koyalım. Göz yakmıyor bu, dökebilirim şöyle. Her yerini iyice köpürt anneciğim. Köpürt. Her tarafını köpürt. Annesi de ne güzel yıkarmış. Aşkım, gözüm yandı. Dur
bakalım. Yanmaz yanmaz. Bu göz yakmayan şampuan Dina. Evet yakmayan şampuan ama olsun. Ben yine de... Aa saçı böyle çok güzel oldu Lina. Aynen bu şekil verelim. Göster arkadaşlara. Bakın. Tam istediğimiz gibi ibibik gibi istiyorduk biz de. Durulayalım mı şimdi? Evet. Hadi bakalım. Oo. Boş. Durula iyice durula Linacığım. Şöyle yatıralım. Bıcık 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 yapalım. Oo köpüklerinden iyice arındıralım. Özlemiş misin anneciğim oyuncak yıkamayı? Evet. Lina'nın en sevdiği şeydi. Sürekli bir tüvet çıkardı ortaya. Kovayla tas gelirdi ve oyuncaklar böyle köpürtüle köpürtüle yıkanırdı. Dök anneciğim dök durulayalım. Durulayalım tertemiz olsun. Pembiş pembiş. Sıkması zor oluyorsa ben sıkayım. Tamam. Getir bakalım. Bir ben dökeyim istersen bir de. Al dök sen anne. Bir de ben dökeyim. Döküyorum. Dın 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 dın. Kafa tamam. Evet kafa işi tamamdır. Mis gibi oldu. Şimdi altını da durulayalım hemen. Dök buraya. Bıcı 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 yaparız. Bıcı bıcı. Oh, köpükler gitti. Pembiş Hanım. Adını pembiş koydum. Pembiş Hanım diyeceğim. Mis gibi evet. Koptu. Al bakalım şimdi bunu kurutacağız. Şimdi okay. Güzelce bir kuruna. Sonra da saç kurutma makinesiyle kurutalım. Evet. Gel tatlım gel bir tanem gel. Gel bir tanem gel. Üşüme tatlım. Oh nasıl da mis gibi kokmuş. Banyo bıcı bıcısı yaptı. Tabii ki kokacak. Misler gibi yıkadın annesi. Of. Üşümesin sen onu sar. Evet. Yıkayalım bakalım. İçindeki aksesuarları ortaya çıkarmak için kapıları teker teker açın diyor arkadaşlar. Yani bahsettiği şey burası. Bunu açtığımız zaman kapılar teker teker açılacak ve her birinin içerisinden köpüşümüzü süslemek için yeni güzel aksesuarlar çıkacak. Hadi bakalım birazcık uyusun biz de aksesuarlarını açalım sürpriz olsun. Evet hadi bakalım. Şimdi bunu bir yana çeviriyoruz ve böyle bir şey çıkıyor ortaya arkadaşlar. Burada gördüğünüz her bir kapıda değişik değişik sürprizler bizi bekliyor. Hangisinden başlayalım? Önce ben bundan başlayacağım. Oradan mı başlıyorsun? En üstten başlamayı tercih ettik. Aç bakalım. Açalım. Şöyle tırtıklarından çıkıyor. Tırtık, tırtık. Yani bir duştan sonra taranması gerekiyordu yani değil mi Lina? Tüylerini tarayalım ondan sonra öteki aksesuara geçelim. Evet. Şuralarını da taramalısın bence. Evet oralarını da tarayacağım. Ben de gizlice şuradan bir tane açayım. Ya çok heyecanlıyım. Bir tane de ben açayım. İyi hadi aç hadi. Açayım mı? Şuradan aç. Bir tane açıyorum. Hangisini açayım Lina? İstediğini aç. O şuradan açayım mı? Aç. Şuradan açayım. Aç. Şunu açıyorum. Aç istediğini aç anne. Nereden açılıyor? Sen güzel açtın. Ha. Şu kapıyı da ben açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne güzel. Taradım. Wow. Bu ne? Ya kasa toka çıktı. Ya çok güzel. Bir toka daha çıktı Lina. Bir mavi bir pembe tokası çıktı. Takacağım. Ya. Şöyle yapabiliriz. Evet ya çok tatlı. Evet kapattı. Bence şunu yapalım Lina. Bu ince ya. Aynen. Saçı da kısa olduğu için şunu takabiliriz. Evet güzel değil oldu. Şimdi bunu diğer açacağım. Kapımızı açalım. Açacağım. Aç bakalım. Ne geliyor ne geliyor? O ne? Bir şey şey. Kemer mi ne o? Evet, evet kemer. Ya boynuna tasması. Kemer diyorum ben de. Ya çok güzelmiş tasması. Ya bunu bizim pamuk Dorin'le şeye de takabiliriz. Ay yok yok. Lina ödünç olarak alırım senden. Kedilerimize takarız. Hayır, arada. Anne. Olmaz mı? Bence. Benim kızlarıma olmaz. Da çok yakışır ama bu ya. Evet yakışır bayağı yakışır anne. Evet. Şimdi diğer süsümüzü açalım gel. Ben bunu çok beğendim ya. Çok güzelmiş değil mi Lina? Hı hı. Çok eğlenceli ve heyecanlı bir açılımı var. En zevklisi de burayı açmak şey. Galiba. Ben bunu biliyorum. Ne o? Oje. Aa evet ama onun bir sırrı var arkadaşlar. Ben biliyorum. Onun sırrı buz gibi suya batırıp tırnaklarımıza sürdüğümüzde renkli ojeler
şeyler çıkıyor. Bak şimdi çıkmıyor. Gördünüz mü? Evet. Şimdi buz gibi bir su hazırlamamız gerekiyor. İyice soğuk olsun. Buza sür, buza şöyle soğuk soğuk olsun da. Kıpkırmızı çıkar belki. Evet. Daha koyu çıkar. Hadi sür bakalım ne çıkacak. İnanmıyorum. Sihir gibi bir şey bu. Sihirli oldu, turuncu oldu. Evet, hızlı bir şekilde. Aa, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çok ilginç ve çok güzel bir şey değil mi bu? Kendi elinde bir dener misin? Hayır. Bende oje var, deneyelim. Aa, çıktı. Çıktı, görmedin mi? Getir bakayım. Yok. Olmadı mı? Bana mı öyle geldi? Getir bakalım. Hemen Lina'nın tırnağında da deniyoruz. Hayır, olmuyor. Evet. Ojede değilmiş sihir arkadaşlar. Ayaklarındaymış. Patilerindeymiş köpüşümüzün. Şöyle. Evet. Bu tamam. Bakın. Şimdi diğerinde. Ojelerini de sildin. Süslü köpüş. Çok güzel oldun. Anne, ben bak şimdi bir şey deneyeceğim. Dene bakalım. Bakın arkadaşlar, buna soktuğunuzda, çıkarttığımızda bakın şimdi. Ha! Aa! Onda ne var ki? Su yok. Evet. Nasıl oldu o iş? Hı. Ya Lina var ya, gerçekten benim hiç akıl edemediğim şeyleri bulup çıkartıveriyor ortaya bazen. Bakalım. Bravo Lina. İçi bomboş, ona sürünce nasıl çıkıyor? He, buraya su koymuş. Ne söylüyorsun? İçine su koyduğunu neden söylemiyorsun? Sen. Burada bir kapımız daha var. Merakla bekliyorum acaba buradan ne çıkacak. Ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor? Of, ne geliyor? Maşa. Maşa. Ver. Maşa geldi. Ver, saçlarını kıvırcık yapabiliriz. Ben kıvıracağım. Hadi kıvırt bakalım. En ucundan başladım. Bakın 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 bakın. Bak, benden de güzel kıvırmadım ha. Elinde çok yatkınmış. Tamam. Hadi ben açayım, ben açayım. Hadi aç bakalım. 1-2-3 sihire bakın. Yani pek bir şey fark etmedi gibi. Pek bir şey fark etmeden ben bence böyle kullanalım biz. Evet, şimdi bunu bir güzel bak temizlendi, süslendi. Niye? Ne yapalım? Şöyle güzelce bir yatırmayalım mı? Yatıralım. Oh, şöyle güzelce bir sallamayacak mısın? Bininle söylemeyecek misin? Kapat gözlerini, uyusun. Evet. Uyudu. Uyudu mu? Biz de o zaman yavaşça videomuzu burada kapatalım artık, değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Öptüm, videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz. Geceler, bay bay.